Türkiye'nin gölleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, yine daha önce anlattığımız Türkiye ile özdeşleştireceğimiz bir konu. Bir kere de söyledim. Hı hı. Maşallah. Sağ olasın. Gölün tanımını yapmış, kara içinde yer alan durgun su kütlelerine göl denir. Türkiye'de göllerin özellikleri diyor. Biz daha önce bir şey anlatmıştık Vural Hoca. Hı hı. Bir gölün suyunun yapısını neler belirler? Şimdi bazı göl vardır. Suyunu alırsın, lıkır lıkır içersin. Bazı göle kokudan yana yanaşamazsın. Bazı gölün sularını elini bile sokamazsın. Zemini belirler. Zeminindeki mesela kirli toprak mı, kumlu toprak mı, kireçli toprak mı? Oldun sen, oldun. Oldum ben. Olmuşsun be ya. Sevgili hocam, gölün gidegeninin olup olmaması. Yani şöyle bir çizdiğimizde, göl şuradan beslenecek. Tamam. Şuradan beslenecek ya da yağmurla beslenecek. Ama mutlaka gölün dışarıya bir akışı olması gerekiyor ki suyu tatlı olsun. Şu çizdiğimiz olaya gidegen deniyordu ya da göle ya. Hı hı. Eğer gölde bu gidegen yoksa gölün suları toprağa sızıyor, gidiyor. Acı. Hı hı. Eğer bu varsa suları tatlı. Gölü besleyen kaynakların kimyasal bileşimi. Hı hı. Gölün suyu istediği kadar tatlı olsun. Sürekli tuzlu ya da sodalı su geliyorsa bozar. Gölün bulunduğu çanağın jeolojik yapısı, demin senin söylediğin şey. Sonuçta yandan baktığımızda göl böyle bir şeyin içinde biriken su. Abi sen şu çanağı, burayı tuzdan ya da kireçten meydana getiriyorsan bu gölün suları acıdır. Ve gölün bulunduğu sahanın iklim özelliği. Bir genelleme yaparak söylüyorum. İstisnası vardır. Tabii ki vardır. Gölün bulunduğu yerin iklimi karasalsa, yağmur yoksa, aşırı derecede sıcaksa bu gölün suları pek tatlı olmaz. Hı hı. Değil mi? Evet. Tabii ki gölün büyüklüğü ve derinliği önemli. Çünkü buharlaşma miktarı suyun yapısını belirliyor. Türkiye'de göllerin yükseltisi batıdan doğuya artar. Mantıklı, çünkü Türkiye'nin yükseltisi batıdan doğuya artıyor. Hı hı. Yani şuradaki Çıldır Gölü ile buradaki Tuz Gölü'nün yükseltisi aynı olamaz ki. Öyle değil mi hocam? Göller çevrelerindeki iklim üzerinde ılımanlaştırıcı etki yapar. Gerçekten yapar. Ama bu sadece göl için geçerli değil ki. Suya komşuysan ılıman iklim yaşıyorsun. Sudan uzaklaşmışsan karasal iklim yaşıyorsun. Göllerden çeşitli alanlarda yararlanılır. Mesela sulama yapılır. Göllerden. Hı hı. Tuz elde edersin Tuz Gölü'nden. Soda üretirsin Van Gölü'nden. Enerji üretirsin göl ayaklarından, demin gidegen dediğim yerden. Hı hı. Ulaşım yaparsın. Mesela turizm yaparsın hocam. Kuş Gölü'nden, Manyas'tan. Öyle değil mi? Köyceğiz Gölü. Rekreasyon denilen bir şey var. Hı hı. Bu üç ayağı kuruyorlar hocam, tripodlu. Fotoğraf makinesini alıyor. İşte Kuş Gölü'nde kuşların fotoğrafını çekiyor. Bunun ciddi bir gelir, hı hı, sağladığını biliyoruz. Balıkçılık yaparsınız. Mesela Tortum, Hazar, Çıldır, Kovadayı göllerinden, gidegenlerinden, hı hı, elektrik üretirsiniz. Göllerin en fazla bulunduğu bölge Akdeniz'dir. Hatta Akdeniz'de, batı kesiminde, Antalya'nın yukarısında, bunun bir de yöresi vardır. Hı hı. Göller yöresi. Göl bakımından en fakir göl Güneydoğu Anadolu bölgesidir. İnekli Gölü diye minicik bir gölü var. O da haritada gösterilecek kadar bile değil. Yani hakikaten sıfıra yakın. Hı hı. Ve göllerin bazıları kış mevsiminde donar ki gayet normaldir. Göller aynı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğal göller ve yapay göller olmak üzere iki başlık altında toplanıyor. Bir, depremle oluşanlar. Hı hı. İşte Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca gibi. İki, karstik göller. Akdeniz bölgesinde, göller yöresindeki gibi. Buzul gölleri Türkiye'de pek yok. Kilimli ve Yarışlı Gölü diye geçiyor. İşte Bursa'da Uludağ'ın tepelerinde ufak su birikintileri var. Doğu Anadolu'da bir iki tane var ama Türkiye'de zaten buzul oluşumlarına pek fazla rastlanmıyor. Volkanik göller mevcut. Mesela Nemrut Gölü, değil mi? Nemrut Kalderası diye geçer. Mağar gölleri vardır, krater gölleri vardır. Bir de set gölleri var. Hani sen hep dersin ya, ben daha büyük bir şey olacaktım, önüme set çektiler diye. Bir akarsu aşağı doğru akarken bu akarsuyun önüne bir şekilde bir bent çekilir. Ve su burada birikerek neyi oluşturur hocam? Set göllerini oluşturur. Ha, bu set gölleri kendi içinde ayrılır. Bir yanardağ patlayarak bu bent meydana gelmişse volkanik set gölü. Eğer şeyse, sen söyle onun adını. Akarsu kendi kendini doldurursa alüvyal set gölü. Eğer bir heyelan sonucu meydana gelmişse hocam, yani burayı biriktiren esasında bir heyelansa heyelan set gölü ve tabii ki eğer kıyıda deniz dalga biriktirme yapıyorsa
Ne olur hocam? Kıyıset Gölü yani. Yapay göllerde barajlar bildiğimiz. Yapay göl baraj hocam. Tamam. Yani bir akarsu akıyor. Önüne bir engel pardon, koyuyoruz. Pardon tabii akarsuyun en dar yerine biz bir tane bent çekiyoruz. Hı-hı. Niye yapıyoruz bunu abi? Elektrik elde ediyoruz. Niye yalnız yapıyoruz biz bunu? İçme ve kullanma suyu elde ediyoruz. Ya da hı-hı turizm yapıyoruz gibi gibi. Şimdi tektonik göllere baktığımızda hocam, tektonik göllerin Türkiye'de genelde neyi takip ettiğini görüyoruz. Fay hatlarını takip ettiğini görüyoruz. Hı-hı. Bakın MUIS diye kısaltılır bu. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca Gölü mesela hı-hı bu şekilde oluşmuş tektonik göllerdir. Yine Akdeniz bölgesinde Beyşehir, Eğirdir ve Burdur Gölü hem tektonik hem karstiktir. Öğrencinin şunu bilmesi gerekiyor. Coğrafyada hiçbir oluşum tek bir faktörle oluşmak zorunda değil abi. Hı-hı. Coğrafyada bir oluşum bir şekilde başlar, onun arkasından devam eder. Van Gölü karmadır kardeşim. Hem tektoniktir hem volkaniktir. Beyşehir, Eğirdir ve Burdur Gölü evet bir deprem meydana gelmiş ve çanak oluşmuştur. Hı hı. Fakat burada çanağın dibini kireç taşı kaplayarak buradaki gölleri aynı zamanda karstik hale getirmiştir. Hı. Yani bu göller esasında karma yapılı göllerdir. Van Gölü de dahil. Bu arada Beyşehir Gölü hı hı Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü diye literatüre geçer. Volkanik göllere bakıyorsunuz. Gölcük, Meke, Acıgöl, Nemrut Gölü iki kere yazılmış. Burada Çıldır var tabii ki hocam. Hı hı. Bunlar volkanik göller. Volkanik göller kendi içinde ikiye ayrılıyor. 1. Volkanik göller, 2. Volkanik set gölleri. Birbirinden farklı. Volkanik gölün oluşabilmesi için yanardağın patlayarak bu şekilde bir çukur oluşturması gerekiyor. Suların burada biriktirmesi ve volkanik gölleri oluşturması gerekiyor. Nemrut kalderası böyle oluşmuş. Hı hı. Konya'daki Acıgöl Mağarı böyle oluşmuş. Bunlar volkanik göl. Fakat buradaki, doğudaki Van, Erçek, Haçlı, Nazik ve Balık gölleri yine volkanik oluşumlu. Fakat bu sefer set gölü. Hı hı. Yani buradaki akarsuların ağız kısmını yanardağdan patlayan malzemeler kapatmış. Tamam. Öyleyse gelin bir daha söyleyelim. Van, Erçek, Haçlı, Nazik ve Balık Doğu Anadolu bölgesinin gölleri. Volkanik set gölü. Buradaki burada ne işimiz var burayı gösteriyoruz. Buradaki Nemrut krater gölü volkanik göl. Diğerleri volkanik set gölü. Yani Nemrut volkanın ağzı mı oluyor? Evet. Vay be. Ne güzeldir. Patlıyor. Orada derin bir çanak oluşuyor. İçi doluyor. Dipteki magma donuyor ve soğuyor. Ama bir tıpa vazifesi görüyor ve ortalık çukur. Oradaki yağmur suları vesaire, juvenil sular dediğimiz çevre suları Nemrut volkanının içerisini dolduruyor ve Nemrut volkanik gölü oluşuyor. Volkanik set gölü değil. Evet. Karstik göller jeolojik yapısı nedeniyle en fazla nerede görülüyor? Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi göller yöresi çevresi. Şurada. Sen burada karstik göl arama artık. Çünkü burada kireç taşı oluşumuna çok az rastlanır. Yer yer rastlanır. Hı hı. Tamam mı? Mesela Elmalı Kester, Salda, Suğla, Yarışlı, Avlan bunların hepsi. Devam et, bitirmiş şey soracağım. Bunların hepsi karstik yapılıdır ve çoğunun suyu kireçlidir. Peki burada kireç taşı oluşmamasının sebebi ya da İklim. Az oluşmasının sebebi İklim. Çok yağmur aşırı alması. Yağış, evet. Tuz ve kireç, tuz ve kireç aşırı yağışın olduğu yerde birikemiyor. Tamam. Ve şu hatayı da yapmayın. Şimdi öğrenci zihniyetiyle düşünüyorum. Tuz ve kireç aşırı yağışlı yerde görünmüyorsa, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yanlış sulama nedeniyle toprağa niye tuz basıyor? O çok farklı bir konu. Buharlaşma nedeniyle. Hocam tabii. Yıllardır, yüzyıllardır su görmeyen toprağa birden öyle bir tuz su veriyorsunuz ki toprağın 5-6 metre dibinde bulunan, dibe çökmüş tuz sızan suyla eriyor. Yukarıya çıkıyor. Yukarıya buharlaşırken vakum yapıyor ve dipteki tuzu yüzeye çekiyor ve toprak kullanılmaz hale geliyor. Ama konumuzun çok dışında. Buzul gölleri dediğim gibi Türkiye'de çok az yerde görülür. İsim verilen buzul gölümüz yoktur bizim. Hı hı. Uludağ'ın tepesinde az bir şey görülür. Doğu Anadolu bölgesinin zirvelerinde az bir şey görülür. Ama mesela Ege bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde
Zaten buzul oluşumuna rastlayamazsınız. Çünkü bölgelerin yükseltisi buzul için yeterli değildir. Alüvyal Set Gölü. Allah korusun. Alüvyal Set Gölü dediğimiz olay damar tıkanması. Nasıl ki aşırı yağlı yediğimizde, ki ben sana hep söylerim. Vural, beslenmene dikkat et. O damarlarını tıkayacaksın diye. Az önce senin çektiğin videonu Twitter'a yükledim yalnız. Vallahi mi? Hepsini mi yükledim? Hepsini. 8-10 saniye çektim zaten, farkın olmadı. Anam o sürede zaten. Yok, o diğer kısmı değil. Ben öncesinde çekmiştim seni zaten. Onları yükledim. Beyti'yi çektin mi? Ama zeytinyağlı beyti. Tabii. Hocam bu şeyin, bana anlatamam ben şimdi. Bu göllerin oluşumunun temel mantığı, abi şöyle bir akarsu vadisi var ya. Akarsu beraberinde zaten çamur taşıyan bir şey değil mi? Alüvyon diyoruz. Akarsu kendi yatağını bu çamurla kapatıyor. Yani damar tıkanıklığı yapıyor burada. Ve bir süre sonra akarsu yatağa tıkadığı için akamayan su haline geliyor. Bu Türkiye'de ciddi bir sıkıntı. Tabii ki erozyonun da ciddi bir sonucu. Ve hakikaten pahalı bir sonucu. Temizlemek gerekiyor bunları bir daha. Bafa ve Marmara gölleri, Eymir ve Mogan gölleri bu şekilde oluşmuş. Kıyı Set Gölü Lagün. Şu çizimi hatırlayacaksın. Şurası Büyükçekmece. Burası Büyükçekmece. Şurası deniz. Dalgalar şurayı kapatıyor hocam. Şu iç kısım denizden bağımsız bir hal alıyor. Ve kıyı set göllerini oluşturuyor. Örnek mi örnek? Büyükçekmece Gölü. Örnek mi örnek? Küçükçekmece Gölü. Terkos Gölü. Bu şekilde meydana gelmiş göller. Heyelan Set Gölü, bir dağdan buradan toprak harç diye aşağı kayıyor ve paralelindeki akarsuyun önünü kapatıyor, set koyuyor önüne. Tamam mı? Buna örnek tabii ki Karadeniz olacak. Çünkü Türkiye'de heyelanın en şiddetli yaşandığı bölge Karadeniz. Doğu Karadeniz özellikle ilkbahar mevsimi. Neden? Kar erimeleri. Sera ve Tortum burada. Abant ve Yedi Göller. Borabay, Zinav ve hatta Sülük Gölü bu şekilde oluşmuş. Burada Uzun Gölü bazı kaynaklar, Trabzon'da Uzun Gölü bazı kaynaklar sevgili hocam alüvyal set gölü olarak alıyor. Bazısı heyelan set gölü olarak alıyor. Ben de Uzun Gölü alüvyal set gölü olarak alıyorum. Heyelan set gölü olarak değil. ÖSYM ne yapıyor? Yani bunu böyle çiziyorum ben. He? ÖSYM ne yapıyor? Ders kitaplarına pek değinmiyorlar. Neyse, ÖSYM ile ilgili bir şey söyleyecektim. Bir şey söyleyecektim derken gerçekten de kitaplarda tersi yatıran şeyler çıkabiliyor. Yani MEP kitaplarındaki ile ÖSYM'nin birbirini tutmadığı, matematikte bir iki şey gördük de yeni kitaplarda. Çok alakasız olan şeyler çıkabiliyor. Biz sizin dediğinizi düşünelim şu anda. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Adamlar oturuyor coğrafyada hakikaten. Bir de yazanların hepsi benim öğretmenlerim, proflarımız vesaire. Ciddi bir emek var. Ciddi bir emek var ama şu konuda bir eleştiri getirmek istiyorum. Öyle bir ders kitabı yazmalısın ki hocam. Öğrencinin yardımcı kaynağı ihtiyacı olmalı. Evet. Yanlış mıyım? Doğru doğru. Yani sonuçta lise müfredatından sınav yapıyorsan çocuk MEB'in kitabını açacak, başka bir şey çalışmayacak. Bence kitap hazırlarken şiarları, yani hedefleri, avları bu olmalı diye düşünüyorum. Çıldır Gölü, Volkanik Set Gölü. Bak, Erçek, Haçlı, Nazik, burada Balık Gölü, Çıldır Gölü yukarıda. Bunlar da hocam nedir? Volkanik set gölleridir diyerek göller konusunda kapatalım.